Şimdi topuzda dikkat etmemiz gereken bir şey, bak önce açı çok önemli. Şimdi bazı topuzlar vardır ki önden şahanedir, önden bakın profilden açı verdiği zaman şahanedir, arkadan farklıdır. Şimdi bütünü biz hiç dikkat etmiyoruz. İkincisi, saçın dip boyası gelmiş, bazen müşterimiz zamanı olmuyor. Onları bizim kamufle yapmamız lazım, dip boyasını. Teknikleri biliyorsunuz herhalde. Şimdi burada kaçırmışsın, yani blok bıraktığı için dip boya orada tas gibi çıktı arkada. Şimdi döner misiniz hanımefendi? Evet, şimdi arka işte tamam. Toplama o, hayır, bir o de bu tarafta dip boyası yapılmış, diğer tarafta yapılmış. Evde bayan şimdi kendi boyadığı için. Şimdi ön benim güven arkadaşım güzel, ben önü hiç hoşuma gitmedi. Dönebilirsiniz hanımefendi. Yani şöyle hoşuma gitmedi. Ayrı durdu tamam, bazen gerdirebiliyoruz ama gerdirdiğimiz zaman 2-3 tane buradaki saçlarda onu kamufle yapabiliriz. Yani arkaya bütünü sağlayabiliriz. Yan ayrı, tepe ayrı mesela ve aksesuar hiç gözükmüyor. Şimdi. Pensimiz var. Pensimiz gözüküyor. Şimdi ona girdi arkadaşlar. Olabilir. Onu ben de yapıyorum. Hepimiz evet, yapmışız. Evet, o da bir aksesuar şu anda. Olabilir. Çok uydu. Ama şey, böyle özel günlerde de biraz dikkat etmek gerekmiyor mu? Hayır hayır. Olmuş en hatta. En son bittikten yani sonra bir bakmak yine gerekmiyor. Yine girmek istemiyorum. Ben şeye bakmak olarak istiyorum. Yani benim için bir bütün olması. Burada eleştiriyorsak kaliteli bir eleştiri yapalım. Doğru değil mi? İyi şeyler varsa onu bulalım. Kötü şeyler varsa da bunu eleştirelim. Ama profesyonelce yapalım. Şimdi uyum yok. Ahenk yok. Topuzda çok önemli olan nüanslar bunlar. Şimdi. Topuzuna göre de değişebiliyor. Şimdi Ramazan bu, Bey, şimdi ama bu yorumlar, bir bak, bu bir topuz diye değil, diye bu mi? Bu yarım topuz, yarım toplama. Yarım toplama. Bir de şimdi arkadaşlar yeni geldi bilmiyor. Ramazan Bey'in tarzı nasıl? Ben size söyleyeyim. Eğer topuz konuysa, kendi nasıl topuz yaptıysa size de öyle yapacak. Size kendi de aynı topuzu. Aynısını yapmadıysa, aynı kabarıklığı yapmadıysa, aynı şeyi yapmadıysa onun üzerinden yok. Ya şimdi sen kabarık seviyorsun. Tamam, doğallığı da seviyorum. Sen böyle abartı seviyorsun. Doğru seviyorum ama görmüş. Yerine göre de şimdi kır düğününe giden birine de kalkıp da ben sence şey yapmam. Sence bu bayana önlerini böyle değil de nasıl yapmalıydım? Bunu bana öğret. Ya fiyonk bence çok eski bir model. Şimdi yaptığın öndeki senin fiyonk. Anlatabildim mi? Şimdi fiyonk mu? Bunu, fiyonk mu? Fiyonk ne? Fiyonk yani. Fiyonk değil. Adı mı? Ya ben fiyonk gibi görüntü doğru, o anlatabildim mi? Fiyonk başka bir şey değil, görüntü o. Çünkü açısı öyle, önden de öyle. Benim bildiğim fiyonk böyle dolma tane derdik eskiden. Evet ama fiyonk iki tane böyle şeydir. Bağlarsın fiyonk hayır, atarsın. Hayır böyle mesela fiyonk yaparsın, çevirirsin. Şimdi uyum onu diyorum ben. Önle, arka, tepe ve yanların ahenki mesela çok ayrı duruyor. Bence benim düşüncem bu. 4-5 hafta oldu galiba, model kalmadı diye düşünüyorum. Bende mi? Yok, model bitmez bende. Bende çok seçenek yani var. Aynı tarz gidiyorsun birkaç haftada. Takip ediyorum. Ben bu modeli mesela yapmadım. Bence biraz daha çünkü düğüne gidiyor bu. Aynı tarz mı? Ben bu modeli yaptım mı? Buna benziyor. Hep lüle lüle. Hep bir salaş bir şeyler var. Topladığında bile salaş bırakıyorsun. Siz mesela işte ne düşünürdünüz? Bunu mesela bana böyle anlat. Bir önünü gibi, böyle değil de ne yapabilirdin? Ne yapmayı düşünürsün? Bir fikir var. Daha avantgard bir topuz mu? Önü kesinlikle değiştiririm. Döner misiniz? Bakın. Bakın şunlar. Bakın. Bakın, tamam, bakın. Evet. Şimdi okay, biraz önce gösterdiniz. Evet, ben boyayı kapatırdım. Evet. Bakın burası bir bütün olurdu. Bütün olurdu, evet. Doğru mu? Anlatmak istediğim şey şimdi buydu. Şimdi bütün olurdu. Şimdi burası. O keskinliği kapatacaktı. Şimdi burayı yapıştırdın, tamam. Tamam mı? Buraya ayrı bir hava verebilirdin. Ne buranın gibi? Buranın bombeyi bak. Burada da çok aşırı krepe izi var bak. Krepi evet. Bak aşırı biraz krepe izi. Ama kahgül çok küt bir kahküldü. Onu gördünüz değil mi? İlk yapılmadan ve çok önce derindi. Üstleri katlıydı. Çok, yani onu ya o kadar kabartamazsın. Krepeyle o havayı veririz. Krepeyle bu şekilde. Ramazan Bey mesela, sen bak, o perçeni ayrı duruyor, daha fazla kabartamazsın. Dik duruyor. Ya hayatım anlatabildim. Bunu oynarsın. İstediğin şekilde oynarsın. Bunu bu şekilde getirebilirsin. Aynen, daha kalite dururdu. Gibi. Demek istediğim bu. Geçişleri diyor. Yani hem boyayı kapatırdın. Dip boyanı kapatırdın. Yani çok hata var. Çok. Saymakla bitmeyecek kadar ya hata var. Benim görüşüm o. Sana göre hata olabilir. Ben görüşümü senin belirttim. Senin tarzınla benim uyumsuz tarzım aynı yani değil. Önü, arkası ve tepesi uyumsuz. Senin fikrim tarzınla bu benim tarzım aynı değil. Tabii ki, tabii olamaz ki. Olamaz yani. O yüzden yorum. Peki makyajlar için ne diyeceksiniz? Ben ten rengi olarak açık bir ten, soğuk ten rengi dediğimiz bir ten. Burada tabii ki bayanın hafif bir kilosu var ama bu kiloyu oranla koyu ton biraz bir tık daha teninden koyu ton kullanılarak o genişlik biraz daha daraltılabilirdi yüzde.
E tabii bunun bir teknik daha var. Kontür çalışması dediğimiz, inceltme çalışması artı fondöten tonunu da bir tık daha koyu kullanabilirdik. Onun dışında şimdi saç sarı, ten rengi açık. Kesiyorum da kullandığım en açık fondöten biliyor musun? Kendi ten rengi daha da açık. İşte ben yani, orada zaten hata buldum. Yok sen buldum. Şimdi şey dedin, bir tık daha koyu olsaydı. Bu sefer de boynunun şurasıyla yüzü... Çok alakasız. Şimdi ben olacaktı. Öyle bile yapmış olsam yani 22 vücuda başka kafa koymuş gibi olacak. Yok hayır, normalde 3 ton kullanma hakkımız var. Yani bir yarım ton, bir ton daha açık tonunu, bir ton daha koyu tonunu ve birebir tonunu. İşte en açığını kullandığım halde şu an tam rengi oldu. Yani fondötenle koyulaştıramıyorsak bile bunu pudrayla, bir tık koyu pudrayla şöyle büyük bir geçiş yapabilirdik. Genel bir geçiş. Ya yine koyu renk fondöten pudra diyorsun da ya şunu söyleyeyim tekrar aynı koyu şeyi dediğim söylüyorum. Hakkımız olan kadar koyu. Şimdi ben gidip de buraya... Boynu çok beyaz kalırdı. Hayır o boyun bakın. Peki bu kısma şimdi, yapılabiliyor mu? Degaje yok ki yaptım zaten. Hayır şu an kendi tonunun bir ton koyusunu yaptım. Bundan daha koyusu esmerleştirir. Şimdi şöyle alabilir miyim biraz sizi? Demek istediğim aynen şu, gelin makyajlarında da biliyorsunuz full dekoltemiz var. Yani biz bütünüyle makyaj yaptığımızda tabii gerekirse ben de oraya elin üstüne zaten dahi fondöten kullanıyoruz. Aha. Ya şu şekilde ve ben mesela kulak bütünlüğünü de sağlayarak gerekirse ense bile toplanacaksa saç. Şuradan bir bütün olarak bir fondöten uygulaması gerekir bence fikrimce. Ve hatta boyun kısmında genişleme varsa, alın kısmında darlık varsa bu kısmı aydınlık, bu kısmı biraz daha koyu yaparak oradaki oranı dengelerdim. Yani gölge ışık çalışması. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten baktıysanız görmüşsünüzdür. Buraya da sürdüm ben fondöteni. Ya ama bakın ben sürmediniz demiyorum zaten. Ha. Tonda gölge ışık çalışması yapılırdı. İşte bak sen koyusunu iddia ediyorsun ya. Eğer bu yüze senin dediğin gibi daha koyu bir fondöten uygulasaydın bu sefer de bayan esmerleşti. Hayır, esmerleştirmek başka bir şey. Hakkımız olduğu kadarında bir ton... Bu sefer eli kolu bembeyaz, yüzü daha koyu hani. Şöyle bak mesela, böyle bak mesela. Demek istediğim... Hayır ben zaten asla tek tona düşürmek demek istediğim şey ten tonu kadar. Ama bunu orantısını elbisesinin degaje bölgesine de fondöten uygulayarak yapabiliriz. Yani bunu sürdüm zaten. Asla bronz ya da esmerleşsin demiyorum. Kaldı ki kendi tonu, kolları pembe, yüzü beyaz şu anda. Bembeyaz. Bayağı. Yok. Ya bir de fondötenlerde normalde ciltler 3 ton kadar koyuluğu kaldırabiliyor da hani 3 tondan fazlası evet o zaman o çok sırtıyor. Bariz yani belli oluyor ondan zaten. Ondan sonra sıkıntı. 2 tonu kaldırıyor, 3.'yü kaldırmıyor. 3 tona kadar kaldırıyor. Beyaz, yok. Kireç aydınlatma kaldırmıyor. Biraz da kontrolüme yapıldığı zaman var. Denge nasıl? Kurulabilir. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yani arkadaşlar yorum yaptı ya. Bence... Makyajın yanında saç sönük kalmış. Makyaj o kadar parlak yapmışın ki yani saçı unutturdu bize. Renginden ötürü de çok aydınlık. Nurten Hanım parıltı istiyorum diye parlattı makyajı işte. Yani, ama böyle hani boya küpüne düşmüş dediğimiz şekilde olmuş bu şekilde parlaklıkta. Elizabeth Taylor'a benzedim. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Efendim? Siz Elizabeth Taylor. Benzediniz. Elizabeth Taylor'a benzediniz. Açık kullandığınız bir de üstüne highlighter kullandığınız için zaten iki katı genişlemiş sağlarsınız. O iyice beyazlaştırdı. Bu çok yanlış bir şey yani. Yani Özden'cim bu makyaj olmamış canım. Yani herkesin anlattığı yorum bu herhalde. Ben onu anladım. Biz anladık onu. İki makas at, bir de tarak. Güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.